Dün söylemiştim bugün pazar diye. Sabah erkenden sıcağa kalmayayım diye çıktım ama sabah sabah bile aşırı derecede sıcak var. Bak sade sade ben de elim sabah erken çıkar. Millet ya sabah çıkacak ya akşam. Şimdi gelme, o neymiş o? Ay bam ya. Ne kadar poşede? Dönüşte alayım onu. Evet güzel, dönüşte alayım. 5 lira bağlar, 5 lira. Bir tane ayır şuna, belki birisi gelir alacağım diye. Ayırayım mı? Doğru. Bir, kaç tane alacaksın? Ayır öyle. Bir tane yeter, bir kişiyim ben. Tamam. Dondurucuya at, kışın yersin. Nasıl atıyorsun dondurucuya? Bakın bunu güzel ayıkla. Heh. Ondan sonra tencereye azıcık bir sıvı yağ koy. O domates de doğru şöyle bir çevir, soğut, poşet poşetine yapışıracağın kadar havasını çıkar poşetini at dondurucuya. Salmaz mı sonra o? Hiçbir şey. Sonra donuk vaziyette sovanın bilmem ne kıymayı kavurup da bunu donuk halde at, suyunu da dök pişir. Limonu da sık. Harika oluyor. Bak ben daha yeni bitirdim. Öyle mi? Yok, vallahi ben şimdiye kadar dondurdukları poşet. Soğan, domates kavuruyorsun öyle koyuyorsun. Tabii tabii şöyle bir çevir tencerede domates suyuyla. Soğusun, soğuduk. Ağzını sık, at dondurucuya. Bamya'yı da çeviriyor. Vallahi. Neyse iki poşet de ben alayım o zaman. Şöyle oraya koy. Sen öyle koy. Gel şimdi al. Sen ayıklanıp ne kadar? Ayıklanan 100'e veriyor. Hı. Otur kendini ayıkla. Otur kendini ayıkla. Şimdi. Ay bak, sordum hayatım. Biz insanlarız. Gençler çok tembel. Yok yok güzel. Ben öğrenmek için sordum onu. Ay, tabii canım. Kendim ayıklarım. Hani o ne kadar bak yarı yarıya fark ediyor görüyor musun? Bak ben de Almanya'da Alman ev sahibimden öğrendim. Bahçesi vardı. Bunları dondurucuya nasıl atıyor? Fasulyesi bilmem nesi. Öyle öğrendim. İnsan o ondan öğreyip o bundan bir şey. Yok canım ben de sürekli zaten tek kişi oldum hep dondurucuya koyuyorum. Bu sene çok tabii rahat. Bamyayı. Bu sene her şey çok pahalı. Çok pahalı ya. Bayağı rahat ettim. Bezelyesi, fasulyesi, bamyası. Vallahi. Aynen. Nerede oturuyorsun sen? Ben şimdi dostlar sitesinde oturuyorum. Öyle mi? Siz? Hı. Ben bu pidecinin üstündeki durağın orada. Ha, Can Doyun pideci var ya. Ha orada. Orada. Ha o da var. Aynen. Hadi hayırlı. Hadi hayırlı, hadi, hayırlı pazar canım sana da. 5 lira yeşillikler. Ne kadar yeşillikler? 5 lira 5. Neyi var? Nane, maydanoz. Bir tane süperesi var, semizot var tarla. Yok semizotum var da nane ile maydanozu dönüşte alayım o zaman 5 lira dedi. Biber ne kadar acı? 20 lira. Önce patatesden soğanımı alayım. Ay şuradan bir tane pompa alayım. Daha bak kasayı nasıl? Günaydın. Ne kadar patatesle soğan? Şu mu 15? 2 kilo alayım bundan. Soğan ne kadar? Bu 100 liradan aşağı bir şey yok. Bu ne ya? Ne kadar börülce? Börülce 150. Çok güzel ama. 150. Bamya? 50. Fasulye ne kadar? 60 olsun. Yarım kilo fasulye alacağım. Tamam. Ben tek kişi olduğum için. Tamam. Börülce niye öyle pahalı ya? 150. Cüzdan ötede bıraktım. Geliyor. Tamam.
İyi mi? Cüzdanı bıraktım ötede. Allah'ım yarabbim. Neredeydi şimdi patatesle soğanı? Nerede aldım ben? Tüh. Ya çocuğun gitmişine alıp kurtarmaz. Ya inşallah çocuk görmüştür. Hangi nereden aldın ben onu ya? Patates soğanı. Şurası mı? Ha, şu en baştaki. Doğru. İnşallah çocuk tezgahta görmüştür. Tezgahların bazıları kurulmamış bile. Yalnız bazı şeyler çok pahalı. Geldik benim çocuğa. Fark eder mi saati? Tamam ben oraya gideceğim. Hoş bulduk, merhaba. Ederiz onun dediği de 50 tane yetiyor mu sana? Yeter. Tamam. Ben ona söyleyeyim, güzelce yeter sana. Hoş bulduk. Ne kadar marul? Buyur abla. Bir tane marul. Rosa ne kadar? Rosa 15 abi. Gel bu tarafa. Bir tane roka, bir tane tere, hepsinden birer tane. Reyhan ne kadar? He? Reyhan değil mi şu? Reyhan 20. He 20. Reyhan güzel abla. Evet. Nasıl işler? Bir tane de tere, maydanoz, dereotu. Maydanoz ne kadar? Fesleğen. Fesleğen. Süleyman abi sen bana bir şey taktın. Hı. Kırmızı lahana yok mu? Ha var. Tamam. Bir tane de kırmızı lahana. Hmm, kereviz. Kereviz ne kadar paşa? Kereviz. Süleyman abi kereviz ne kadar? Kereviz 60. Tamam, bir tane de kereviz alayım. Kırmızı lahanayı aldın mı? Bir de bunları yukarıya çıkarmak mesele şimdi. Bir de şunu alalım. Bunları hazırlayıp dondurucuya koyacağım. Ben yardım edeyim abla sana. Ay canım benim. Asansör olmadığı için. Şu kırmızı turptan da ver bakalım. İşler nasıl gidiyor? İyiyim. Havuç da ver. Havuç da ver dedim. Yarım kilo falan olsun. Turptan ver. Oğlan dartmadın turbu sen, değil mi? Hallederim. Hah, tamam, bir de turp ver sen bana. 2-3 tane mi? Şöyle 3 tane havuç. Bir tane daha koy. Yeter, ben bir kişi olduğuna anca. Koy ondan onu. Koy. 4 tane de ondan koy abla. Limon ne kadar? Limon 100 lira güzel ama bol. Ya yani limon niye böyle aldı başını gitti ya? Vallahi sorma. Tamam. Sen ondan alacaksın. Yok ya. Evde var da sordum. Benim buzlukta var. Neyse hadi yarım kilo ondan da alalım. Anam öldü. Anam nasıl olsa halı yok yerlerde. Buralarda toplamadan gitti. Bir saat, iki saat uzanacağım, dinleneceğim. Ondan sonra boşaltacağım. Domatesli cüzdandan sonra bunu da unutmuşum.
Bu arada merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hem gönlüme hem evime. Hapımdan almadım, bugün daha iyiyim. Ama doktoruma gideceğim. Erkenden çıkayım dedim pazara. Herkes benim gibi de erken çıkmış, bazı şeyler de kurulmamış. Ay neyse, biraz oturayım, dinleneyim ondan sonra. Biraz dinlenelim. Sıcağa çıktığım için mi acaba? 9-6 düşmüş gene, sabah iyiydi. Gideceğim, az kaldı işte, biraz dinlenelim de. İçersem yarım iç diyorsunuz, zaten düştü. Sıcağa çıktım diye iyice düşecek sonra. Ne yapacaktım ben de? Ha, şunu alacaktım. Bu da size arkadan aşırı derecede herhalde sıcaktan oldu, evet. Sabah böyle sıcaksa, sabah ben erken kalkıyorum biliyorsunuz. Benim telefon gösteriyor, Antalya şu derece diye. Sabah daha sabah kalktığımda 40'tı. Gösteriyordu. Tabii ben erken kalkıyorum canım, saat 5'te, 6'da, 7'de o saatte gidecek halim yok ya pazara, zaten pazar kurulmuyor. İşte 9 civarlarında, 9'da 9.30 arası çıktım ben. Anca zaten gördüğünüz gibi tek tük insan vardı ama tek tük mektük herkes erken çıkmış. O zaman da 42'yi gösteriyordu. Sıcaktan düştü herhalde. Yani içmediğim halde. Neyse, önemli değil. Bir sıkıntısı yok bana. Hafif kalktığım zamanlar şey yapıyor. Dönmesi yapıyor. Maşallah pazarda en ucuz olan patates, soğan. Eskiden dediysem yani, bir aralar patates ve soğanın yanına yaklaşamıyordum. Onlar aşırı derecede pahalıydı. Ha, diğerleri de pahalı. Ha, ucuz olan dedim. Kaç? 30 lira. 30 liraydı değil mi? 30. Yok be, 15'ti de ikişer kilo aldım, 30 dedi. Aynen 15'ti. İkişer kilo, 2 kilo soğan, 2 kilo patates aldım. İşte insan almayacağım desen de mecburen çıkıp gidip pazarda görünce alıyorsun. Aldıklarım da ateş... 150 liraya börülce olur mu ya? Ben çok severim börülceyi, salatasını. Hele sıcak havalarda ya da taze fasulyemde salata. Yemeğini de severim de salatası daha hafif geliyor bana. Limon olmuş 100 lira. Bir ara arkadaşlar ben ucuz bulup da sıktım koydum ya. Aa, limon da oraya koyulur muymuş diyenler oldu. 100 lira koyuluyor demek ki. Ama benim çocuktan aldım. Limon vereyim dedi. 80'den vereyim sana dedi. Ha, ne içi aldım? Ben yukarıdan geçen sene koyduklarımdan salatalar için bir tane indirdim. Sıkıp suyunu koymuştum. Şimdi bamyayı yapacağım. Aldığım yemeklikleri tabii ki taşıyabildiğim kadar aldım işte hepsinden azar azar. Hepsini birden tüketemeyeceğime göre hazırlayıp bayanın dediği gibi bir prize koyacağım. Bamyayı ben duydum, biliyordum da diğerlerini yapıp koyuyorum. Bamya kendini salarsa diye tedirgin oluyorum. Hani hadi düşün ki saldı. Şimdi ben onu etli yapıyorum. Nasıl yapacağım? Ya bugün hayatta yapamam. Yarın artık onların hazırlıkları. Ha, yarın önce ne olur, kendime bamya yemeği pişiririm. Aldıklarım vallahi 700. Diyeceksin ki her hafta mı çıkıyorsun? Yok, bana 3-4 ay gider onlar. Ha, ana madde ne olur? Patates, soğan, domates. Bunları da artık yeşillenmiş, cücüklenmiş mecburen alıyoruz buradan. Carrefour'a gitsem onunkileri güzel de. Buralardan alıyorum ona. Ana evde olan şeyler onlar. Ötekinleri artık onlar bana uzun süre gider artık. Bir 3 ay sonra çıkarım yani. Ama yine de pahalı mı? Pahalı. Tabii ben bir şey de yemedim. Kalkayım önce bir tane böreğim kaldıydı biliyorsunuz. Onu yiyeyim, şöyle bir saatte bir dinleneyim, kendime geleyim.
O sıcaklığı şeyi de atayım. Buyurun canlarım, hep beraber afiyet olsun. Cüzdanı da kaybettim, iyi mi? Onu da şey, taze fasulye alırken diye ki fasulyeyi içi döndüm. Durdum yani. Fasulye almayıp da biraz daha şöyle dolansam Allah bilir, çocuğu tezgahın arkasında bir an kalabalık olur orası. Çoluğun çocuğun biri alır gider. Aldım bereket. Bayan de dedi. Buldun mu, buldum dedi. Fasulyemi de aldım oradan. Tertirmiştim yarım kilo. Bakalım bamyaları. Bayan da maşallah pek bilmiş. Hayır, yeşillikçiden bak şimdi. Yeşillikleri aldım. Bamyaları sormuştum. Orada da bir beyefendi vardı ya, 5 lira 5 lira demişti. Ben yeşillikçiden hepsini aldım da orada ondan da aldım birer tane. Yeşillikçiden aldım, domatesi çıkardım, tezgahın üstüne koydum. Zaten ben tezgahın üstüne bir şey koydum, geri almayı bilmiyorum. Cüzdanı da öyle yaptım. Domatesler ezilmesin diye. Ondan ben geldim, çocuk beni ilk ana caddede yakaladı. Ne aldım? Patlıcan aldım, öteberi aldım, bir şey aldım. Pazarın çıkışına geldim, çocuk arkamdan. Tam patatescim o tarafta. Teyze dedi, domatesleri bırakmışsın dedi. Ay Allah razı olsun dedim. Hani aldım da artık pazar arabası da dolunca yukarı nasıl çıkaracağım dedim. Sağ olsun çocuklar dedi. Tezgahta dedi, bir büyük daha olsaydı bir çocuk ya. Çıkarırdım ben dedi. Dedim Allah razı olsun oğlum. Dedim dinlene çıkaracağım. Yani domatesi de orada bırakken patatesçi de gülüyor. Gördün mü dedim, cüzdan dedim bırakıyorum, domates dedim orada bırakıyorum, tezgahın üstüne ne koyarsam bırakıyorum dedim. Gülüyor çocuk. En son bamyalarımı da aldım ama geldim. Dediğim gibi bayan da aman ne bilmiş. Ben aradaki farkı öğrenmek istedim bamyayla. Temizlenmişini yarı yarıya fark ediyor. Ya tabii evde oturuyor, işim ne? Temizlerim onu ben. Ben farkı öğrenmek için merak ettim. Her şeye taş bağlasam. Çok bağlı. Ucuz ne kaldı ki? Bamyayı hiç koymadım. Bakalım yapacağım. Yani ben bamyayı da kuş balığı etle yerim yani. Nasıl olacak o bilmem. Ya da kıymalı. Dondurucuya öyle koyamazsın. Dondurucuya koyarken hafif pişirmiyorsun bile. Dediği gibi bayanım. Domatesini, soğanı kavuruyorsun hemen. Onu koyuyorsun, kavuruyorsun, çıkarıyorsun. Normal kıymalı etli de ben eti kavuruyordum. Neyse onu da yapacağım zaman karar veririm. Yarım saat daha şimdi dinleneyim. Tansiyonumu öyle ölçeyim.
Bir saat sonra anca onları boşaltırım. Allah'ım. Biraz kendimize geldik. Bu arada dünkü videomda rüyamı söylemiştim. Herhalde dünkü videoydu. Fundacığım teşekkür ederim hayatım. Rüyamı yorumlamış benim de. Allah hayırlara çıkarsın. Ama sabaha karşı görülen bir rüya. Derler ya gündüz rüyası çıkmaz diye. Bu alır mı? Olması bu alır. Sıcaktan o kadar dikkatli etsem. Neyse ben seni kullanırım şimdi biraz da. Dolabın kapağını bir de açayım. Şimdi tek tek açmayayım. Gelin bakalım yeşillikler. Sonunda pazardan aldım bunu gözümlüğüm. Onu da gene görmezdim de tam çıkışta şey var. Arkadaşlar buraya ben ilaç dökünce pompayla da yardım edeceğim dedi ya. Unutuyordum hep. Arkamdan çocuk domates yetiştirince orada onu beklerken, arabaya koyarken karşımda böyle plastik takatı satan şey aklıma bu geldi. Neyse aldık bakalım bunları da, bamyaları da. Yalnız bu yeşillikleri streçle sarmam gerekiyor. Yalnız leğeni alayım, onları sarmadan 3-4 günlük salatamı yapayım da. Streçle açıldı mı? Yırtılıyor. Şunları sarmadan şunun içine saklama kabına yapıyorum ya. Bunu 3-4 günlük yaparım. Ondan sonra açalım. Sen yetersin. Saracağız şimdi seni, dur bakalım. Sarılacaklar dışarıda dursun. Bunlar da sarılacak. İşte bamya, mantar. Bunlar temizledik de artık dondurucuya. Ama bugün yapamam. Bugün kesinlikle yapamam. Siz de sarılacağınız. Yaprakları çok almasaydım. Gerçi hepsinin tadı farklı da. Taze soğan. Bu ne? Ha şey. Fesle. Barıma da aldım sabah, onları da götürdüm öteye. Kırmızı lahana. Kereviz bile dünya para ve mübarek. 80 liradan verdi çocuk limonu. Kırmızı tut, havuç sizi şöyle alayım. Ay bunlar kedim alır beni. Yapacağız artık. Ne yapalım? Kerevizi de alalım. Salatasını yapacağım bunu. Taze fasulye. Ama yarım kilo aldım. Yarım yarım haşlayıp da koyacağım. 3 tane patlıcan şeye de güldüm. Patlıcancıya da.
patlıcan, salatalık oradan aldım. Sesi çıkmıyor. Kaça diyor, kaça diyor. Kardeşim duymuyorum dedim. İkinciye duydum. Yan taraftaki esnaf da bir bağırdı. Höp dedi. Kaça diyor, kaça dedi. Dedim o öyle bağırınca duydum dedi. Ama dedim ikinciye duydum. İkinciye duymuş, sesini çıkarsana diyor. Salatalık. Ve patates, soğan. En ucuzları. Bunları da balkona. Şimdi yeşilliklerimi bir sarayım. Biliyorsunuz ben onları öyle streçledim mi? Uzun süre gidiyor. Öteki türlü koyduğun zaman bir hafta bile gitmiyor. Hiç. Ne var başka içinde? Bunları 4-5 su yıkarım şimdi de. Burada başka koyulacak bir şey yok. Nane koyduk mu? Ha, niye koyuyorum ki sizi ben? Şey yapacağım. Adını söyle. Streçleyeceğim. Kara lahana alacaktım. Onu diyecektim. Diyemedim. Sarmayı da çok aldım ya. Aman kalsın şimdi o da. Dışarıdakiler olacak yemin mi? Ben de göreceğim. Neyse sağlık olsun. Ne yapayım? İnşallah streç yeter. Vallahi bugünkü dışarıya çıkma hakkım bitti. Hayatta çıkmam daha. Böyle 4-5 su yaptıktan sonra şimdi naneleri şöyle. Nerede? Öteki bir tane daha nane var. Kız naneyi ben... Ne oldu Reyhan? Demek ki çocuk naneyi koymayı unuttu. Ondan bütün yeşillikleri aldım da. Şimdi buradaki beyefendiden de ayıp ettiğim için ayıp olmasın diye ondan da birer tane aldım. Bak onunki şu. Onun maydanozu da cansız. Bak çocuktan aldığıma. Neyse olsun. Unuttu herhalde koymayı. Biliyorsunuz ben böyle bunu streçleyince bunlar bir ay gidiyor. Bir ayı geçiyor bile. Kendime zaten oraya 4-5 günlük ayırdım. Onu da saklama kabına koyup da yapınca o da öyle gidiyor 4-5 gün. Şeyde olsa folyoda denedim, folyoda durmadı, dayanmadı. En azından onu açtı mı, bunu açtın mı atıyorsun bir daha aç.
şey oluyor, vakumlu gibi. Bir daha ona saramıyorsun. Vay bu. Ah Mahideciğim, ah inşallah adını doğru söylüyorumdur hayatım. Yorumunu öyle güzel yapmışsın ki. Aynen katılıyorum ben de sana. Dur bunları şeye koyacağım. Bunları ben Pereroko. Bunları salatalara kullanıyorum da bunları bir de akşamları televizyon seyrederken bunları çabuk bitiririm. Hemen limon sıkıyorum. Biraz da tuz. Öyle çok hoşuma gidiyor. Katılıyorum sana hayatım. Ama ve lakin yazdığın yorum çok güzel, iyi de biraz düşüneceğim onu uygularken, yaparken. Bu yaştan sonra biz ne bileyim senin dediğin mantıklı olur mu olmaz mı? Ne kadar doğru olur onu da bilemiyorum. Ben geçen videomda da demiştim. Katılıyorum hayatım sana da. Bak çocuktan aldım, nasıl canlı, bir de bundan kopardım. Bunu da o beyefendiden aldım. Vallahi sapınla uğraşamayacağım. Şimdi evet sapları da faydalı da. Ama onu var ya bir düşünmek lazım. Ben bu streçlerin bir daha çarşıya çıkarsam sarı ve kalın olanını alacağım. Bunlar çok ince. Onlar daha güzel. Yemek fabrikasında kullandığımız. Evi olan birini de diyor. Mahireciğim biri olsa da diyor. Bir de bulup da diyor, gitsem evlensem diye canımsın dedim ya. Çocukların diyor yanında biri diyor hök dese, biri kap dese diyor, gücüne gider diyor. Ya ne demek istediğimi çok güzel anlamışsın sen benim. Gerçekten. Çok güzel anlamışsın hayatım da. İkinci dediğini de vallahi çok düşünmen lazım. Bir şey diyemeyeceğim o konuda. Uf, başım ağrısın. Şimdi seni de gel bakalım. Kız ben buradaki şeyleri attım mı? Bunların lastiklerini ha burada içinden alırım. Onlar bana dondurucuya koyarken lazım oluyor. Dur değiştireceğim sizin suyunuzu. Onu da düşünmek lazım. Hem de çok iyi düşünmek lazım. Şimdikilere laf söylenmiyor canım. Her zaman diyorum ya, onların dediği olursa iyisin. Onların dediklerini yaparsa neysin. Onların dediği yanlış da olsa doğru diyeceksin. Doğru dersen gene iyisin. Aa değil, deyip de sesini çıkardı mı senden kötüsü yok. 2-2-4 bu. Başka? Burada hiçbir şey yok. Tamam, ben bunları hemen buzdolabına koyayım. Artık bunları ben hepsini bile yarın yapamam da. Yarın, ertesi gün anca. Hemen onları dolaba yerleştireyim. Önce şunların bir suyunu değiştireyim. Bunlar birkaç su şey olacak. Onları dolaba koyup yarın ben neyi nasıl yapacağımı onlarla
boğuşurum artık. Bir de taze soğan buna. Kuru soğan da güzel olur için. Başıma hala geliyor. Evet, gelin bakalım sizleri yerleştirelim. Mantarı da iki kere yapacağız. Az yaşa, çok yaşa, bu elbet bir gün gelecek başa. Yeşillikleri. Dört su yıkadım, öyle uzanmışım. İçim geçmiş meçmiş, gene bir saate öyle uyumuşum, kendime gelmişim. O şey, havanın sıcağını bunlar da anca öyle şey yapmış. Salmışlar kendilerini, sularını süzmüşler. Sıcağını anca atıyoruz hayatım. Vallahi yine mi emire mi arkadaş demiş, hafif yattığım yerden öyle kalktım hem de. Kastamonu mu demiş o ya, Kayseri mi dedi acaba? Hatırlayamayacağım da. Kimseden kimseye, o doğru söylüyor, fayda yok diyor. Ben de diyor kalktım diyor, buranın sıcağından diyor. Sabah erkenden diyor, gittim diyor pazara diyor. Aynen hayatım. Ben de kalktım işte, yani o kadar çok sabah değil de gene sabah 9'da 9.30 arası. Maşallah. Saat 2'de oldu. Gitti. Ayı sormuşlar, ensen niye kalın? Kendi işimi kendim yapayım diye. Arkadaşımız da öyle demiş. Hiç kimseden fayda yok demiş. Doğru. Bir gece de olsa da kendi evin. Aç kalırsın, aç kalmam demezsin. O bile sana huzurlu. Kuru ekmek bile yesen kendi evinde, kafan sakin oldu mu huzurlusun. Bal baklava börek yedirseler ağzı alınmayacak lafları söyleyecek olduktan sonra, o da zehir olur insanın içine, zehir. Sen bana istediğin kadar, kim olursa olsun, bu genel olarak konuşuyorum. Arkadaşımız şimdi öyle bir şey yazmış da yoruma. O istinaden. Her gün bana pirzola yedirsen ne olacak? Bana her gün baklava, börek yedirsen ne olacak? Suratın bir karış olacak olduktan sonra, ağzından çıkan kelimeyi duymayacak olduktan sonra, pamuklara sarsan ne olur? Evimde yerim, azıcık aşırım, kaygısız başım yerim, evimde yerim. Ha, ondan diyorum ya işte, herkes evlat olamaz, herkes ana da olamaz. Bu kadar basit. Herkes abla da olamaz, baba da olamaz. Arkadaş da olamaz. Bak yeşilliklerin. Oo kuzum gene benim. Yeşilliklerin. Dur. Deyince şimdi her tür yeşillikten var. Bana diyor kızma diyor. Yok annem neden kızayım sana ben? Ben diyor senin diyor torun yaşım. Bu ne ya? Kulaklar kapalı, trompet sesi geliyor kulağıma.
Aynen, siz de duyuyorsunuz değil mi? Bana diyor sakın kızma diyor. Sen diyor çok diyor et türü yiyorsun diyor. Tansiyonun ondan düzelmiyor diyor. Birazcık yeşil sebze yesen diyor. Neden kızayım sana yavrum? Torunun yaşındayım diyor. Hayatım et tür şeyleri sizin gördüğünüz şeyler. Sebze yemiyorum değil. Tabii ki sebze de yiyorum. Yemez olur muyum? Bak dolabımı alıp bu şekilde koyuyorum. Nedense size de etler getiriyor. Ay kötü. Ne ya? Sebzeyi nasıl yiyorum? Mesela taze fasulye. Börülce. Ben bunların salçalı yemeğini... Anam da iki saklama kabı olacak herhalde, olsun. Bazı değişiklikler yapmaya çalışıyorum kendimde. Ben bunları salata olarak yiyorum. Salatasını yapıyorum. Ne eksik içinde? Bir kavurup ocakta pişirmiyorum. Bir de salçası yok. Ben onları o şekilde yiyorum, yemiyorum değil. Mesela şimdi taze fasulyemi aldım, ben onu haşlayacağım. İki poşete koyacağım. Ha belki etin yanında görmüyorsunuzdur, ben onu nasıl yiyorum. Ben sofrada tek çeşitle doyduğum için. O tür şeyleri, salataları televizyon seyrederken akşam öyle ekmeksiz kaşıklıyorum. Hani tüketmiyorum diye değil. Ha, bir etin yemeğin yanında onu yapsam da koysam o şekilde yiyemiyorum ben. O yüzden nedense size hep etli tarafı çekiyorum. Kızmadım annem, niye kızayım? Düğün mü var, düğün mü? Aman bu havada da evlenilir mi be? Ortalık cayır cayır yanıyor. Korna sesleri de çoğaldığına göre bir kişi daha evlendi. Şimdi bunun içine domates koymuyorum. Bütün yeşilliklerim var. Domatesi tabağıma aldığım zaman o şekilde. Vallahi yemek memek hiç. Zaten yemek memek yapamayacağım. Zaten karnım da acıktı. Akşam oldu. Uyu kalk yat dinlene dinlene ne olacak? Nohutum vardı geçenden biraz. Yapmıştım ya. Hatta arkadaşım birisi demiş. Evet. Keşke bizimle sıyırsaydın kemik. Belki de. Bir dahakine. Bir başka zamana. Hayat. Kim o bir demiş öyle, bir de demiş Sezen Aksu'nun nasıl, hangi yemek yiyişini seviyorum bile senin kemik sıyırmanı demiş. Saklama kabı olabilir bu. Aynen içine. Ay bu çok fazla oldu. İçine salata falan koymayayım ben bunu. Bir dahakine koyayım. Ya da salatayı da tabağıma. Aa. Gündüğe de ses geldi. Salatamız da hazır. Ne oluyor ki dışarıda? Çıkacağım şimdi ön balkona bakacağım. Aa, duramam. Aa. Ama dışarısı yanıyor. Evet, düğün var. Ve lastik kokusu var. Bir şey yaptılar, patladık. Ses duyduk ya arkadaşlar. Ay! Ama kaç faiz geçer. Bu ne ya? Manyak mı ne bunlar? Silah mı atıyorlar? Sakıncalı bir şey ya.
dur bismillah. Aa, yoksa biri polise haber versin. Yazık, şuradaki karıncağız da hızlı hemen kaçayım içeriye. Vallahi yanık kokusu var. Ne patlatıyorlarsa anlamadım ben. Dışarıda. Tam da pazarı bulmuşlar. Hani buranın pazarını, günlerden pazar değil de. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Hani ta vallahi kapı kapalı ta buraya geliyor kokusu. Tabağı kendim ayırayım da. Hadi tövbe, tövbe estağfurullah. Yani sünnet, ne bileyim ben, sünnet düğünü mü olur? Gelin mi çıkarıyorlar, gelin mi kapatıyorlar? Anlamadım ki. Bizim milletimiz de meraklı, işte ben. Ne işim var balkonda? Gelmiyor mu? Televizyonlarda duyuyoruz hep. İşte düğünde havaya açılan ateş, balkonda şunu vurdu ya da oynayan şuna denk geldi diye duyup duruyoruz yani. Ne işim var balkonda? Yazık kadıncağız, pazar arabasında ikinci, üçüncü kez pat yapınca hızlı hızlı bir gidiyor ki ne yapsın? Ne yapsın, ne yapsın? Bu böyle hemen hemen bir hafta bozulmadan saklama kabında duruyor. Domates koymazsanız içine. Ama bana o üç günlük gider. Gider mi gider? Dedim ya yemek yapmayacağım, şeyim var. Söyle. Nohutum var. İyi ki de erken çıkmışım. Ya bu saatte zaten çıkamazdım ki ben. Evet saat... Belki şu an... Dörde geliyor ama... Dört ama dışarısı inanın bana... Şey gibi... Zehir, sıcak kavuruyor, yakıyor, yakıyor ortalığı. Sabah bile dedim ya ben 42.7 çıkarken baktım da telefona. Hele dindi. Aman akşama akşama gitse böyle. Ne kadar söylense de, bir de insanlarımız bizleri yasak mı kamplıyor bilmem. Bir şeyi yapma yapılmasın dedikçe inadına yapılıyor. Ne oldu şimdi o silah atıldı da bilmiyorum. Gerçi atılan neydi de bence silahtı, ne olacak? Kokuyordu dışarısı. Bebeğim, yavrum, kuzum, ben senin torunun yaşındayım diyen olmuş, tuzu kes demiş. Annem, tuzu kessem, kestim, tansiyonum düşük düşük, tuz çıkarıyor. Şöyle yumuşasın da. Ara verdiler, gelinin kuşağını mı bağlıyor acaba? Tövbe tövbe. Oh şimdi bolca limonumu. Çok sıcak burası, oturacağım şeyde yiyeceğim.
adını söyle. Salonda başladı gene. Kahve köşesindeki masada yiyeceğim. Sıcak ana. Zeytinyağımızı da koyalım. Kalmadı mı sende de zeytin mi? Burada da sırf zeytinyağı var. Yemeğimizi de alalım. Serin serin içeriye geçelim. Buyurun, afiyet olsun. Çatal da alacaktım bakalım. Neyse, boşver. Ses kesildiğe gittiler herhalde. Birazdan başlamasınlar gene de. Lambada lumbada. Tamam, düğün dernek olsun canım, olsun, olmasın değil de. Gene limonu çok. Patlamalar ne oluyor? Söylesen ne olacak? Almadıktan sonra kafa. Çok yakın bize de. Hemen şu çam ağacının arkası. Şu. Önümüzdeki bina değil de onun yanındaki binadan geliyordu. Çok kötü dışarıdan. İşte patlama olduktan sonra kokular. Barut kokusu muydu acaba? Anlamam öyle şeyi de. Nohutun humusunu yapacağım. Humusu da güzel. Hanginiz daha iyi biliyor bakayım humusu? Ay, bak şimdi yine humus deyince aklıma ne geldi? Ben 80 kişiye yemek yaparken küçük patron. Bak şimdi yemeğe yöneldim. Bunu çok fazla şey yapamıyorum. Yemeği ısıtmasaydım salatayı yerdim. Şimdi ben bu salatayı ne zaman yerim? Dedim ya, tek çeşitle doyuyorum. Az yiyip sık yediğim için. Gel kuzum, koydum sabah, koydum. Nasıl? Önce buraya bakıyor, perde kıpırdamıyor. Yani aldı kaçtı gagasına. Börek kırıntısına koyuluyordu. Anam gene başladı çalmaya. Ama uzaklaşmış. İki saat sonra otur kaşık yemek mi? Neyse. Buradan geçiyorlar. Ay, ne çıkamadı bu gelin? Çok mu ağır? Küçük patron humus istedi. Durup dururken aklıma gelmiyor. İşte böyle bir şey esnasında geliyor. Hani anılar anılar diyorsunuz ya. Dedim bilmiyor. Bilirsin bilirsin dedi. Çok eziyetliydi o be. Büyük patronumun ağzı var, dili yok. Ne şey yaparsa çok
Ondan çok korkarlardı, çok sayarlardı. Küçüğünü pek şey yapmazlardı ama küçüğü de çok eziyetliydi bana. Ayrıca kafanı çıkarıp durma, arabaları töyle töyle şöyle karşıdan görüyorsun. Ne gelirse başına meraktan gelir insan, otur aşağı. Humus yapmaktan bıktırdı beni. Nohutların bir tane kabuğunu görmeyeceğim. Kabuklarını tek tek soyacağım. Çalışıyorsun, emir demiri kesiyor. Ama büyük patron kulağına gitti mi? Zılgıtı yiyordum. Büyük patron personel ne çıkarsa onu yerdi. Özel bir şey yapmayacaksın derdi. Biliyordu çünkü öteki patronun huyunu. O nohutların tek tek kabuklarını soydum, harkladım da. Bir daha humus mu dedim. Ama güzel oluyor mu? Oluyor. Hadi kızım nereye gideceksen git sen de. Patlama çatlama kesilsin. Ya da ananın babanı bırakamıyorsan niye evlenmeye kalktın? Ne yapalım, kaçalım gidelim canlarım benim. Yarın da artık o şeyleri yavaş yavaş ya bir günde bitiririm ya iki günde bitiririm bilemem. Onları hallederim. Döndürücüye de koydum mu iyi oluyor. Elinde hazır. Gerçi ben eskiden de yapardım. Döndürücüm yoktu ama yeşillik türü pazardan aldığın zaman ıspanak, kereviz mesela o tür proses şeyler hafta bitesiye kadar çok alıyorsun. Bir hafta 10 gün sonra çıkacaksın pazara. Yine bozuluyordu. Bazılarını buzluğa koyardım. Yıkar temizlerdim, buzluğa koyardım. Hem dolabımı yer kaplamazdı. Dondurucu yoktu o zamanlar. Nasıl olsa 10 gün içinde bitecek o. Buzdolabım, buzluğum ne olacak? Hem hazır eline geliyordum. Ya Rabbi şükür, elhamdülillah. Allah'ım bu günlerimi aratma, kimsenin aratmasın. Olmayanlara da ver ya Rabbim. Çok verip azdırma, az verip de hiç kimsenin eline baktırma ya Rabbim. Çok verip de azanları da görüyorsun, neyse. Unutmazsam yarın şu bir gelin işini aklıma geldi, gülesim geldi de kaçalım gidelim yarın. Aklıma gelirse devam ederiz. Bak o yediğim ekmek bile, bu da mesela nohut şey. Şey bazen o ekmek bile fazla geliyor. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik canlarım benim. İnşallah her zamanki gibi severek ve beğenerek izlediğiniz bir videomuştur. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşça kalın.